Umman-ı Kerem, Rahmet-i Rahman, Ramazan'dır. İsyanımızın affına ferman, Ramazan'dır. Ol Şan-ı Kerem, Lütfi Kadim, eyledi ihsan. Dertliler için mümine lokman, Ramazan'dır. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her anın bir Ramazan muhabbeti ve sıcaklığıyla yaşandığı asr-ı saadetinde kendisine din nedir diye sorulduğu vakit cevaben buyurmuşlar ki Eddinun nasiha, din samimiyettir. Bunu pek çok kez değer verdikleri hususlarda yaptıkları gibi üç defa tekrarlamışlar. Eddinun nasiha, Eddinun nasiha, Eddinun nasiha. Din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz o her zamanki öğrenmek, bilmek isteyen muhabbet dolu kalpleriyle soru vermişler. Ya Resulallah, din kime karşı samimiyettir? Cevap: Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı samimiyettir. Peki, yerlerin göklere, göklerin yerlere samimiyet talim ettiği şu güzel sahur vaktinde soru versek bir kalbimize, ne demek din samimiyettir? Ne demek eddinun nasiha? Hadi bir ipucu olsun. Şimdi belki bir köşede çocuğunuz kıvrılmış uyuyor. Sahura ya kaldırdınız ya kaldırmadınız. Belki odasında uyuyor. Aman uyusun daha küçük dediniz. Kıymayalım dediniz. Halbuki çocukları sahura kaldırmamak kıymaktır çocuklara. Eddinun nasiha ne demek merak mı ediyorsunuz? Kalkın gidin çocuğunuzun yanağına bir öpücük bırakıp ellerinizle saçını okşarken haydi yavrum sahur oldu deyin. Elleriyle gözlerini ovuştururken yüzüne tatlı bir tebessüm yayılacak. İşte o tebessüm anlatır size eddinun nasiha ne demek. Çıkın bir sabah namazının sonrasında İmam Efendi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'le mukabele eden insanların arasına gidin. Orada bir köşede bir ihtiyar göreceksiniz. Eğik büyük, zar zor okuyabildiği Kur'an-ı Kerim'le bir ayete gelecek sıra. O ihtiyarın yanaklarından ne olduğunu aklı bilmeyecek ama kalbinin anlayışıyla gözyaşı dökmeye başlayacak bir ayeti celile de o ihtiyar. O ihtiyarın gözündeki yaşa dikkat edin. Çünkü o yaş, o bir tek damla size eddinun nasiha ne demek? İşte onu anlatacak. Olmaz mı? Hadi gidin bir iftar vakti. Ezana 5 dakika kalsın. Anneniz mutfakta gecikmiş çorbayı karıştırmakla meşgul. Bir an acaba tuz attım mı atmadım mı endişesi içerisinde bir kaşık dudağına götürüp aman ben oruçluydum deyip bırakıversin. Annenizin yüzündeki o tereddüt var ya, işte o tereddüt size eddinun nasiha ne demek? İşte onu anlatacak. Olmaz mı? Hadi gidin bir teravih namazına. İhtiyar bir adamcağız, elinde bastonu, zar zor camiye kadar gelmiş ama biliyor teravihin kıymetini o ihtiyar. Benim efendim bu namazı kılmış ve belki bana farz olur, ben bunun hakkını veremem diye 3 günden sonra cemaatle de kılmamış. Ben o güzeller güzeline duyduğum muhabbetle beni böylesine düşünen peygamberin sünnetini yerine getirmem lazım deyip camiye kadar gelmiş. Elinde bastonu, eğilip ayakkabılarını alacak. O sıra bir çocuk gelir, o ayakkabıları alır, amcasına tebessüm ederek rafa bırakıverir. İhtiyarın gözlerindeki ışıltıya bakın. O ışıltı, o minnet ifadesi size eddinun nasihayı anlatacak. Şöyle bir kalbimize dönsek, bakıversek, o ürperiş, o muhabbet bize onu anlatacak. Göklere baksak, hilalin kıvrımına baksak, gökler tebessüm edercesine Ramazan'ı anlatmak için gelişine, yağmurun yağışına baksak, gülün kokusuna baksak, şöyle bir dönüp kainata baksak, kalbimizle baksak, kalbimizdeki gözle baksak, her şeyin her an bize hem eddinun nasiha ne demek, işte onu anlattığını,
hem de eddinin nasiha, din samimiyettir diyen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet etmenin ne olduğunu anlatacak bize. Her şey o din samimiyettir'i söylerken sanki diyecek ki ruhum Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Aşkı Habibi Kibriya, yaktı beni serta bepa, virdi Ya Resulallah, senden mukaddem enbiya, aldı bütün senden ziya. Ey nuri çeşmi Ya Resulallah, her parmağın bir selsebil, şakkal kamer bahir delil, tasdik eden olmaz. Kur'an umumen mucize, Hak'tan getirdin sen bize. Mu'in oldun her Mustafa olsun sana canım.
feda ya Resulallah. Meded ya efendim, madem ki din samimiyettir diyerek söze başladık, o zaman size daha hoş geldiniz bile demeden önce her zaman yaptığımız bir bölümü önceleyip hemen şimdi yapıvermiş olsak çok görmezsiniz, bana kızmazsınız diye ümit ediyorum. Hani salavatlar getiririz ya biz, hocam bu kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini zikredildiği bir kaside okuduktan sonra o salavatın vakti sanki şimdi bu gece için şu andır gibi, çatalı bıçağı şöyle bırakalım. Çoluk çocuk bir toplanalım sofranın başına ve kalbimizde bu gece biraz Musul olsun, biraz Kerkük olsun, biraz Uygur'daki kardeşlerimiz olsun, biraz Suriye olsun, Mısır gelsin gözümüzün önüne, Arakan, Myanmar gelsin, Somali hatırımıza düşsün. Onların kalpleriyle kalplerimizi bir edip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam edelim hep birlikte. Bu salatü selamlar da o güzeller güzelinin yüzü suyu hürmetine, onların zulmünün bitmesine vesile olsun niyazındayız. Buyurunuz hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet, işte şimdi ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sahurdan kalplere, Ramazan-ı Şerif'in bu ikinci sahurunda da başlıyor. Sofranızda böyle bir kişilik, iki kişilik yer varsa biz de misafir olmaya geldik. Kimdi bu güzel kaside ve selavatla sizi selamlayan kıymetli isim? Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ekrem Nalbant Hocam. Hocam hoş geldiniz, hoş safalar getirdiniz. Sizi yerinize alayım. Eyvallah. Bir diğer kıymetli misafirim daha var. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam. Bu sahur bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar çok getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yıllar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı seherler ve sahurlar olsun. İnşallah. Biz Eddin'in Nasiha diye başladık. Hocam evet, tam da ona denk düşen bir kasideyle selamladı evet seyircimizi. Şimdi size soralım. Ne demek din samimiyettir? Evet. Şimdi efendim İslam'ın iki temel kaynağı var. Birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayatı, sözleri ve davranışları. Efendimizin hadislerini derleyen, toparlayan hadis alimleri dört hadisi merkeze almışlar. Hı hı. Ve bunun üzerinden İslami hayatın, dini hayatın temellendirilebileceğini ifade etmişler. Bunlardan birisi, belki de birincisi, bu sizin söylediğiniz din nasihattir hadis-i şerifi. Diğeri niyet hadisi. İnnemel amalu bin niyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Yani amellerin sonuçları, hak nezdindeki itibarları o ameli işleyen kişinin gönlündeki niyete bağlıdır hadis-i şerifi. Üçüncüsü, kişinin ahlakının güzelliğindendir. Onun kendisini ilgilendirmeyen boş ve anlamsız işlerle meşgul olmayı terk etmesi, hı hı, manasına. Bir de bugün empati diye tercüme edebileceğimiz veya karşılayabileceğimiz, sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşleri için istemedikçe kamil mümin olamaz hadis-i şerifi. Bu dört hadis
sahih sünnetin ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki temel prensiplerin ana merkezdeki önemli dört ayağıdır, rüknüdür. Hocam, ve hakikaten şimdi, dördü de birbirinden de önemli. Çok mühim bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani dört hadis ve bu dört hadisi insan hayatına tatbik etse zannediyorum ki iyi bir Müslüman, iyi bir insan yani, olur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o manevi mirasına varis olur. Peki, bir daha hızlı hatırlayalım hocam. Evet. Bir. Birincisi, din samimiyettir. Din samimiyettir hadis-i şerifi. Birincisi. İkincisi ameller niyetlere göredir hadis-i şerifi. Üçüncüsü kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen boş, anlamsız şeylerle meşgul olmaması, hedefleri olması. Anlamlı evet. Ve güzel hedefleri olması. Dördüncüsü de ne demiştik? Dördüncüsü empati dediğimiz kişinin kendisi için istediğini başkaları için istemesi, kardeşleri için, onlar için istemediğini kendisi için de istemez. Hakikaten burada baktığınızda kişinin Allah ile ilişkilerinde, insanlarla ilişkilerinde ve gündelik hayatı düzenlemede rehber olacak temel esaslar burada var. Hadi ama, o zaman bu dört hadisi buradan, açalım hocam. Açalım. Din samimiyettir evet. Deyince neyi anlayacağız? Din samimiyettir deyince bir defa yani her amelin, her davranışın bir ruhu vardır. Bir de bedeni vardır. Yani bizim hareketlerimizin, efendim dini hayatımıza ait her davranışımızın veya insan olarak her davranışımızın bir görünen tarafı vardır, bir de görünmeyen tarafı vardır. İşte bu görünmeyen kalpte, gönülde olması gereken duygunun adı ihlas, samimiyet, ilahir, hulus, ne hatırınıza geliyorsa ve sizin o içinizdeki özü ifade eden ne tür kavramlarla anlatılabilirse bu, odur. Yani Allah ile ilişkisinde, insanlarla ilişkisinde Cenab-ı Hakk'a karşı mahcup olmayacağı, öbür tarafa taşıyabileceği duyguları içinde saklı tutarak amellerini yapmasıdır. Yani bunun riyaya, gösterişe, maddi hesaba, beklentiye düşmeden ya Rabbi senin rızan için. Mesela oruç için düşünecek olursak. Şimdi onu soracaktım. Soracağınızı tahmin ettiğim için söylüyorum. Oruç için düşünecek olursak, yani oruçtaki samimiyet, yani sonuçta kendisine kalkan olabilecek bir oruç tutmaktır. Yani burada maddi bir hesap, dünyevi beklenti değil. Ya Rabbi sen emrettin, sen takvaya vesile kıldın bunu. Ben bunun için orucumu tutuyorum. Yemekten içmekten kendimi frenliyorum. Amacım bu. Senin rızana ermektir. Senin hoşnutluğunu kazanmaktır. Nefsimi kontrol edebilecek, irademi dizginleyebilecek bir bağışıklık kazanmaktır. Orucumu bunun için tutuyorum. Yani sen rızan hedefim. Peki hocam. Dediğinde işte o zaman es-savmu cünnetün. Oruç kalkandır. Şeyi manası gerçekleşmiş peki, oluyor. Peki şu oluyor mu hocam? Mesela ikinci hadis-i şerife de aslında burada bir atıf var. Şunu merak ediyorum. Ameller niyetlere göre. Evet. Mesela oruca niyet edeceğimiz zaman şöyle hemen çala kalem bir niyet değil de dursa insan dese ki ya Rabbi senin rızan için oruç tutmaya niyet ediyorum. Bu orucu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucu gibi, sahabe-i kiramın orucu gibi, evliya-i kiramın orucu gibi tutmayı bana nasip eyle. Kalben böyle ciddi bir, o niyete biraz vakit ayırsa, diliyle değil kalbiyle belki. Bu da o oruç kalkandır orucunu tutmaya yardımcı olur mu? Kesinlikle. Şimdi niyet ve dua hedef belirlemektir. Yani sizin hangi iş ve amelde olursa olsun, bir hedefiniz ve niyetiniz varsa kendinizi ona göre konsantre ediyor, yoğunlaştırıyorsunuz. Ama zihninizde bir bu manada bir hedefiniz yoksa sapmalar, gelmeler, gitmeler, sürüşmeler, ayak kaymaları çok fazla oluyor. O yüzden niyet çok önemli. Yani namazda da mesela namaza girerken önce bir niyet farz diye kitaplarımızda açıkça ifade edilmiş. Niye? Çünkü niyet etmeden yaptığınız zaman onu yani niye matuf olarak yapıyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? Kendinizi dış dünyadan ne kadar soyutluyorsunuz? Bu önemli. Çünkü dış dünya bizi kuşatıyor. Yani gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz, elimizle dokunduğumuz, işittiğimiz ses her biri bizi etkiliyor. Ama bizim işte o etkilenmelere rağmen içimizdeki özümüzü kaydırmadan, kalbimizi kaydırmadan Rabbimize ne kadar yönelebiliyoruz? O yüzden işte namaza dururken Şafiler biliyorsunuz bir teveccüh duası ediyorlar. İnni veccehtü vecihe lilleti fetaras semâvâti vel ard. Ayet-i kerimesini okuyorlar. Yani ya Rabbi ben gökleri ve yeri yaratan Rab Teala olarak sana yöneliyorum. Yüzümü sana döndürüyorum. Kalbimi sana döndürüyorum. Aslında burada hem yüzün hem kalbin döndürmesi esastır. Kalbin döndürülmesi niyettir ve ihlastır, samimiyettir. Yüzün döndürülmesi o işte fiziki olarak
Kıbleye dönmektir. Ekrem Hocam namaz kıldırıyor Süleymaniye Camii'nde. Hocam kaçıncı tekbirden sonra Kabe'yi görüyorsunuz siz? Şimdi çok... gördüm deseniz olmaz, görmedim çok zor deseniz bir soru olmaz. Bu. Zor soru değil mi? İnşallah ilk tekbirde görenlerden oluruz. Hocam hani inşallah öyle görürsünüz. Bu sene nasip oldu. Umre'ye gittik. Saflar sıkışırken öyle bir yere geldim ki sütunun tam arkasındayım. Kendi kendime ya Rabbi dedim, öyle kullarım var ki Kabe'den binlerce kilometre ötede tekbir alıp Kabe'yi görüyorlar. Bir de işte Serdar kulum var. Mescid-i Haram'ın içerisinde Kabe'ni görmeden namaz kılıyor. Eyvallah. Halimiz bu. Ama hocam şunu anladım ben. Efendimizin mesela o bir namazı var biliyorsunuz bir defasında. Efendimiz normalde saf teşkili için uyarılarda bulunuyor namazında. Yani cemaate dönüyor diyor ki saflarınızı sık tutun, dirsekleriniz, omuzlarınız, ayaklarınız birbirine değsin mealinde uyarılar yapıyor. Yine bir defasında böyle uyarılarda bulunuyor ve tekbir alması bekleniyor ashab tarafından. Peygamberimiz hareket göstermiyor, ses de çıkmıyor. Sahabiler merak ediyorlar, ne oldu Resulullah'a bir şey mi oldu, bir hal mi oldu? Yani bir hareketsizlik olunca Peygamberimiz ondan sonra tekrar dönüyor. Yani o saf teşkiliyle uyarılardan bir süre sonra tekrar dönüyor. Sallu salate muvaddeyen diyor. Yani namazınızı dünyaya veda edenin namazı gibi kılın. Son namazınız bu olabilir. Bence aslında niyet sırasında bunu düşünmek lazım. Yani nefesi aldık, veremedik. Verdik, alamadık. Belki son namazımız, son orucumuz, son niyetimiz. Bunu düşünebilsek aslında biz, hakikaten o niyetlerimizi daha iyi kurgulayabiliriz. Kendimizi daha iyi sıkılayabiliriz. Ve işte o din nasihattir, samimiyettir duygusu yüreklerimizde daha çok yer eder. Değilse Allah'ın Resulü'nün çok ciddi uyarıları var. Yani nice oruç tutan vardır ki açlık ve susuzluktan ibarettir orucu diyor Efendimiz. Nice namaz kılan, gece ibadet eden vardır ki uykusuzluktan ibarettir durumu diyor. Niye? Yani işte o bahsettiğimiz din samimiyettir duygusunu tatmadan, onu yerleştirmeden bir takım başka hesaplarla, dikkatsizlikle, dalgınlıkla yapıyorsa hakikaten onun sonucu. Evet. Veya ne bileyim verdiği, infak ettiği şey yerine ulaşmaz. Yani hakikaten samimiyetle, ihlasla ve sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde bir yol izlemedikçe verdiği de veya kestiği kurban bir itlaftır. Yani hayvanı öldürmekten ibarettir. Ama gerçekten samimiyetle, takva ile kesmişse Allah'a ulaşacak olan odur. Evet. Onun için yani bu samimiyet meselesi gerçekten bizim davranışlarımızı dönüştürecek, değiştirecek önemli bir enerjidir. İçimizdeki bir enerjidir. Hocam, yani o enerjinin güçlü olması gerekiyor. Bu dört hadis-i şeriften ikisi şu şekilde birleştirilebilir mi? Mesela birisi tam şu güzel vakitlerde, duanın da kabul olduğu vakitlerde kendi başına kalsa biraz ve dese ki ya Rabbi ben senin dinini samimi bir şekilde yaşamaya niyet ettim. Ne olur bana bu hususta sen yardımcı ol. Bana kapılar arala. Bunu da dert ederek söylese, yarınki orucu da başka olur, bir dahaki kesinlikle Ramazan'a öyle kadar bir yılı da başka aslında olur. Aslında bunu biz her namazda, yani günde 40 rekat namaz kılıyoruz, Ramazan'da da 60 oluyor bu. Okuduğumuz Fatiha'da söylüyoruz zaten. Nasıl söylüyoruz? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yani ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz derken, biz kulluğumuza da senden yardım diliyoruz. Yani Allah yardım eder, bizim gönlümüze bunun muhabbetini düşürürse bizim namazımız namaz oluyor. Ve hakikaten aşkla, Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi var Mesnevisinde. Nasıldır? Diyor ki Hazreti Mevlana, dervişin birisi seher vaktinde elinde tesbihi, evrad-ı ezkârı ile meşgul. Şeytanın işi yok. Zahir oluyor dervişe, diyor ki sen bunu ne kadar zamandan beri yapıyorsun diyor. Mevlana anlatıyor. İşte 30 sene falan oldu diyor yani. Bu kadar zamandan beri evrad-ı ezkâr çekiyor adamcağız. Peki diyor, hiç bir hitap, yani gel buyur kulum diye varip oldu mu sen? Sen Allah diyorsun gece gündüz de o hiç lebbeyk dedi mi? Lebbeyk ya abdi hitabını duydun mu? Arapçası söylemek istemedim. Buyur kulum, lebbeyk ya abdi diye bir hitap duydun mu? Yok duymadım diyor. O zaman boşuna diyor ya. Yazık. Git yat istirahat et. Uykusuz kalma madem duymadın bu. 30 seneden beri yapıyorsun bunu. Doğru söylüyorsun ya diyor. Gidiyor hemen kıvrılıyor döşeğine yatağına. Uyumaya başlıyor. Derken bir rüya. Rüyada Hızır Aleyhisselam zahir oluyor. Mevlana öyle anlatıyor. Hızır Aleyhisselam yeşillikler arasında falan. Diyor ki dervişe sen biraz önce diyor tesbih, evrad-ı ezkârla meşgul edin. Hayırdır yatıyorsun şimdi? Ya sorma diyor.
30 seneden beri diyor ben yapıyorum ama hiç lebbeyk ya abdi buyur ey kulum diye bir hitap duymadım. Yani boşuna uğraşıyorum, yorgunluk. En iyisi olur mu ya diyor. O sana lebbeyk ya abdi buyur ey kulum demese sen abdest mi alabilirsin? Namaz mı kılabilirsin? Secdeye mi varabilirsin? Onun her lebbeyk buyur ey kulum demesi seni öyle mi ya diyor. Evet. Hemen bir tabii hakikaten bu bir İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derken biz ya Rabbi bize bu enerjiyi ver. Bu gücü ver. Yani biz kalkalım namazımızı kılalım diyoruz. Yani onun desteğine muhtaç. Zaten şeyde de ayette dedim ya eyhellezîne emnüsteînû bis sabri ve salâh. Yani evet. Cenab-ı Hak'tan sabırla, dua ile ve namazla yardım dileyin. Ya Rabbi bu namazı biz senin bize güç vermen için kılıyoruz. Bize bu namazla güç ver, sana daha iyi kul olalım. Daha sana yönelelim. Samimiyetimiz, ihlasımız, hulusumuz daha yüksek seviyede olsun. Dünya girmesin araya, riya girmesin demiş oluyoruz. Çünkü dünya ve riya girdiği zaman araya en değerli amellerimizi boşa çıkarıyor. Evet. En kıymetli şeyler boşa gidiyor. Hocam İbn-i Atalo el-İskenderi Hazretleri. Evet. Hikem-i Atayye'den hatırlıyorum. Diyor ki yaptığı ibadetlere karşılık mükafat bekleyenin aklına şaşarım. Aynen. Onun ibadet edebiliyor oluşu başlı başına bir mükafattır zaten. İşte o Mevlana'nın anlattığı hikaye, aynı hikaye. Evet, yani Allah-u Teala'nın huzuruna çıkabiliyor oluşumuz evet. Bir mükafat. Peki güncele dair bir soru sorayım ama isim vermeyeyim, gıybet olmasın. Aynen. Bizim arkadaşlardan birisi bugün oruçluyuz. Biliyoruz ki Ramazan'da şeytanlar bağlanır. Böyle tamam. De biliyoruz. Trafikte sürekli beraber gittiğimiz arkadaş. Hı hı. Baktım bugün daha bir sinirli. Ona kızıyor, öbürüne yahu dur sabır Abdullah ya... Söylememiş olduk. Evet. Yapma etme. Allah'ın kulu mu arasında? Evet tabii canım, Allah'ın kulu bizim evet. Abdullah değil yani. Evet. İşte yapma etme filan. Düşündüm kendi kendime. Şöyle bir etrafı gözlemleyince şeytanlar bağlandı. Ama buna rağmen mesela göz de harama nazar etmeye tevessül edebiliyor. Evet. Efendim öfke de yanı başımızda. Bu nereden geliyor madem ki şeytanlar bağlandı? Şimdi tabii şeytan bağlanıyor da nefsimiz bağlanmıyor. Nefis sürekli yani sinsice bize hulul etmenin yollarını araştırıyor. Şimdi biz kendimizi oruçlu olduğumuzu biliyoruz ya. Yani o oruçlu olduğumuz duygusu bir paye bazen hissettiriyor. Ya ben oruçluyum bugün. Farklı bir konumdayım. Yol açılsın benim için gibi bir duyguya kapılıyoruz. Oysa ki yani oruç bizi hiçliğe doğru götürmeli. Ya ben kimim? Yani ben böyle bir talepte bulunacak ne haddime? En son bu işte ve dolayısıyla Efendimiz'in söylediği hani size birisi musallat olur, bir laf atar, canınızı sıkacak bir şey söylerse inni saimun, ben oruçluyum deyin. Yani seninle uğraşamam, seninle kavga edecek halim yok. Peki soru şu hocam, evet. Ben oruçluyum derken bunu karşıdakine mi duyuruyoruz, kendimize mi hatırlatıyoruz? Kendinize hatırlatıyorsunuz. Değil mi? Önce... Ama karşısındakine de ya daha fazla üzerime gelme. Ben oruçluyum bak. Yani evet. ben ne olur filan diye önce kendimize ama karşımızdakine gerekirse söyleyebiliriz. Ama önce kendimize. Peki ben buradan bir soru daha çıkıyor. Yani ben oruçluyum derken birader iftardan sonra gel seninle görüşürüz. Yok, bu mana yok değil kesinlikle mi? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yani ben orucumun hatırına ve orucumun beni değiştirip dönüştürmesi hatırına bundan vazgeçiyorum. Çünkü biz orucu ve Ramazan-ı Şerif'i bizi değiştirmek üzere geldiğine inanıyoruz. Onu değiştirmeye kalkmamalıyız. Onun amacı işte ameli salih o demek zaten. Ameli salih değiştiren, dönüştüren, inşa eden amel demek. Salih kelimesi sulh ve salah kökünden geliyor. Sulh ve salah değiştirmek, tamir etmek, güzelleştirmek demek. Ameli salih de insanı değiştirip dönüştüren, olgunlaştıran amel demek. Oruç da bir ameli salihtir. Ramazan ayı da bir salah ayıdır. Dolayısıyla bu salah ayında biz değişmeye, dönüşmeye, daha güzelleşmeye talip olduğumuzu kendimize telkin etmeliyiz. Biz tam tersini telkin ediyoruz. Ya ben oruçluyum, benim yolum açılsın şöyle ya. Diyerek oradan paya çıkarıyoruz. O işte hulusta problem var bence. Peki bir şiir bölümümüz var oraya geçeceğim ama önce buradan gene bir soru soracağım. Bizim için oruç sanki imsakla iftar arasında tutulan bir şey gibi. Dolayısıyla iftarla imsak arasında sanki her şey caiz. Hani o arada yapamadığımız her şeyi yapabiliriz. Tamam caiz olan kısmı var o evet. Arada ama mesela gıybet iftardan sonra edilecek bir şey. Yalanı iftardan, dedikodu, kavgayı iftardan böyle bir şey var mı? Efendim şöyle söyleyeyim. Aslında oruçluyken bunların yasaklanmış olması... Oruçlu olmadığımız zamanlarda bu alışkanlığı sürdürmek ve bunu hayatın merkezine almak üzere bize öğretiliyor. Yani Ramazan bize, Ramazan'ın dışında bir şekilde civatalarımızın gevşeyip de ağzımızın gevşeyip gıybete düştüğümüz vesaire zamanlarda toparlanalım. Ramazan'da kendimizi toparlayıp 11 ayı da böyle yaşamaya çalışalım. Evet. Yani o salah
ve ıslah meselesi bizi Ramazan'da, Ramazan'ın dışına hazırlasın. Yani şeyle, sahurla seyir arasında... Ramazan içinde değil, mübarek 11 aylara bile salat aynen. talimi. Evet, aynen. Hocam sizin çok sevdiğiniz bir zatın bir şiirini okuyacağım. Hani din samimiyettir derken bir yeri unuttum. Necip Fazıl, Allah dostu kimdir sorusuna bir beyitle cevap veriyor. O yüz ki her hattı tevhid kaleminden bir satır. Allah. O yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır diyor. Allah Allah. Öyle bir yüze bakmak da din samimiyettirin şerhidir gibi. Öyle bir zatın şiirini okuyacağım. Tamam, beğeneceğinizi umut ediyorum. İnşallah. Şiir vaktimiz geldi. Kim diyecekler? Kıymetli hocamı tanıyanlar kimden şiir okuyacağımı tahmin ediyorlar. Pek çoğunuzun bir ilahi olarak da aklında olduğunu zannettiğim bir şiir. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir derler. Aradan asırlar da geçse onlar eskimez, taptaze, sımsıcaktır ve tesirleri çok fazladır. Bedeli ödenip hazmedildiği için bakın Aziz Mahmud Hüdayi Sultan Kudüs'e sırruh nasıl niyaz etmiş. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel, tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Yaban yerlere bakma, canın otlara yakma. Her gördüğüne akma, tevhide gel, tevhide. Masivadan gözün yum, ne umarsan haktan. Gitsin gönülden hümum, tevhide gel, tevhide. Zahirde kalan kişi, güç etme asan işi, gider gayrı teşvişi, tevhide gel, tevhide. Şirki baştan savarsan, hak bilmeye iversen, yaradanı seversen, tevhide gel, tevhide. Emri yerine getir, erkenden işi bitir, sıdkıyla iman getir, tevhide gel, tevhide. Sen seni ne sanırsın, faniye dayanırsın, uş bir gün uyanırsın, tevhide gel, tevhide. Uyana gör gafletten, geç bu fani lezzetten, iç Kevser-i vahdetten, tevhide gel, tevhide. Hüdayi'yi huş eyle, şevke gelip cuş eyle, bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel, tevhide, tevhide gel, tevhide. Fudayl bin İyas rahmetullahi aleyh bir gün çocuğunu severken başını okşamış, çocuk babasına dönüp sormuş o evliya zata. Babacım, beni seviyor musun? Seviyorum tabii evladım demiş. Baba evladını sevmez mi? Çocuk soruyu sormaya devam ediyor. Peki senin kaç tane kalbin var baba? Bir tane kalbim var yavrum. Herkes gibiyim ben de. Bir kalbe iki sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun? Fudayl bin İyaz rahmetullahi aleyh bu soruyu Cenab-ı Hakk'ın gayretinden, gayur sıfatından çocuğa tecelli ederek sordurduğunu fark ederek evladına dönüp demiş ki, sen ne güzel bir vaizsin oğlum, sen ne kadar güzel bir vaizsin. Bir gönülde iki sevgi, bir sarayda iki sultan olmaz. Tabii şimdi ben böyle deyince siz de diyeceksiniz ki ekran başında çocuklar babalarına dönüp, baba bak beni sevmemen gerekiyor galiba, Allah'ı seveceksin bir tek. Ya da babalar çocuklarına bakıp eyvah seni sevdiğim vakit Allah'ın gayretine mi dokunmuş oluyorum diyecekler. Zannediyorum ki küçük bir nüans farkı var. O nüans farkını da Hasan Kamil Yılmaz hocama sorayım. Hocam insan annesini sever, evladını sever filan. Peki kalp Allah'ın, Allah'ı sevmemiz gerekiyor. Biz ne yapacağız ki öbür sevgilerde o kalpte durduğu vakit gayretullah'a dokunmasın? Yani bütün müsebbibül esbab, sebeplerin sebebi, hepsinin sahibi, hepsinin maliki o olduğu
inancına sahipsek ve orada sadece egemen olan oysa, ona bağlı olarak diğer sevgiler varsa problem yok. Evet. Yani tepede o, diğerleri onun altında yer buluyorlarsa problem yok. Ama onu aşan, Allah sevgisini aşan, Allah sevgisiyle yarışan bir kul sevgisi veya başka sevgiler varsa problem orada. Yani onun için Hazreti Mevlana'nın o şey var ya, dünya nedir diye soruyor. Çiğiz dünya ez huda gafil buden. Dünya nedir? Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Dünya diyor ne kadındır, ne çocuktur, ne evlattır, ne kumaştır, ne ziynettir, ne şudur ne budur. Bir şey ki seni Allah'tan gafil kılıyor, sana Allah'ı unutturuyor, o dünyadır. Dolayısıyla evlat da, avrat da, evet, mal da, para da, pul da eğer Allah'a giden yolda bizi engelse, bizim kulluğumuzu engelliyorsa o zaman problem var. Ama tepede Allah'ın rızası ve kulluk var. Ona bağlı olarak da evlat, aile sevgisi, para pul sevgisi bunların altında ise ve onlar asla öbürüyle boy ölçüşmeye kalkışmıyorsa problem yok. Peki şöyle bir nüans var mı hocam? Mesela anne evladını Allah rızası için sevse. Evet. Baba eşini Allah rızası. Aynen tabii. Peki o Allah rızası için sevme ne demek? Nasıl çocuğumuzu Allah rızası için severiz? Ya da sadece bu niyetle sevmiş olmak yeter yani mi yoksa bir şey icap ediyor mu? Bunların bunları veren sahibi o. Yani benim de sahibim o. Beni de yaratan o. Varlığı da yaratan o. Yani onu fark edebilmek. Yani ben sadece kendim değilim veya sadece eşimden ibaret değil hayat. Beni yaratan var, eşimi yaratan var, çocuklarımı yaratan var. O benden kulluk bekliyor. Dolayısıyla temelde yönümüz ona dönmüşse problemimiz yok. Hadi şöyle ispat edelim hocam. Mesela şu bir bardak su elimde. Hı hı. Bu su benim ve içebilirim. Ama şu an Ardahan'dan bu tarafa doğru imsak gelmeye başladı. Misal Ardahan civarında birisi eline bir bardak suyu alsın. Bakayım içebiliyor. Hani su benimdi? Oruç aslında bizim zannettiklerimizin de emanet Allah olduğunu, müsaade etmezse tabii, emanet olduğunu bizim olmadığını anlatıyor. Evet. Yani işte bizim sahip olduğumuzu hissettiklerimizi Allah adına verebilecek, vazgeçebilecek konumdaysak onlardan ve onlarla ilgili takıntımız yoksa problemimiz yok o zaman. Eyvallah. Şimdi hocam daha programın ortasındayız. Henüz bitirmedik ama şöyle bir burada hadis-i şerifler var. Evet hocam. Bunu bir gönül kirası olarak takdim edelim. Ha, programın orta hediyesi. Sağ olun. Evet. Reklama gideceğiz. Reklam dönüşünde de oradan bir hadis-i şerif çekip bize okur musunuz diye soracağım. Tamam, Ekrem Bey hocam. Çok teşekkür ederim. Bu da size. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim reklam vakti. Aslında biz reklam vakti diyoruz ama siz bakmayın bizim öyle dediğimize, teheccüd vaktidir. Ya da henüz uyumamışsanız gece namazı kılma vaktidir. Hatta arada bir çay bile içilecek vakittir. Tabi teheccüdü kıldınız, gece namazı kıldınız. Yapılması gereken bir şey var. Nedir? Ümmeti Muhammed'in mazlumlarına ve şu saatte size teheccüdü hatırlatan kardeşinize ve misafirlerine ellerinizi açıp dua etme vakti. Az sonra buradayız. Efendim Sahurdan Kalplere devam ediyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ve Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ekrem Nalbant Hocam bu sahur bizimle seherin bereketini paylaşmak üzere aramızdalar. Gelen tweetleriniz var. Onlara çok vakit çok hızlı geçtiğinden dolayı demin hocamla onu konuştuk. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te diyor ki birbiriyle ünsiyet eden ruhlar bir araya geldikleri vakit sohbetleri ziyadeleşir. Vakit nasıl geçiyor biz anlamıyoruz bu akşam. Ama siz İslam Samimiyettir etiketiyle Twitter'dan tweetlerinizi paylaşmaya devam edebilirsiniz. Bu konudaki görüşlerinizi zaman zaman ekranda yansıtıyoruz. Soma'dan bir selam bekliyoruz demişler. Soma'da o elim hadisenin olduğu günden beri kalbimizin bir yanı zaten Soma. Soma'ya selam olsun. Soma'da o vefat eden kardeşlerimize şu güzel vakitlerin hatırına Cenab-ı Hak mekanlarını daha güzel eylesin, makamlarını daha âli eylesin. Kalanlara da şu vakitte sabırlar, sabr-ı cemil ihsan eylesin. Belki birçok çocuk Soma'mızda şu an babasız ilk Ramazan'ını yaşıyor. Birçok hanım eşi olmadan bir Ramazan yaşıyor. Birçok anne baba evladı yanında yokken ilk Ramazan'ını yaşıyor.
Allah-u Teala onlara güzelce bir sabır, sabr-ı cemil Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle onu nasip eylesin. Hasan Kamil Yılmaz Hocam da pazartesi günü Soma'da olacak. Diyanet İşleri Başkanlığımızın oradaki iftarı münasebetiyle. Diyanet İşleri de Soma'da da kimsesiz kimse kalmasın diyerek orada bir iftar verecek. Bunu da şimdiden hatırlatmış olalım. Hocam, hadis-i şerifleri soracağım. Hangi hadis-i şerifleri seçtiniz diye ama Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene kimsesiz kimse kalmasın dedi. Evet, Ramazan-ı Şerif'in evet. Teması bu oldu. Ne demek kimsesiz kimsenin kalmaması? Biz ne yapabiliriz bunun için? Efendim tabii insanın en büyük problemlerinden birisi yalnızlıktır. Yani insanın destekçisi, yardımcısı, paylaşanı, kendisiyle birlikte sevinen veya üzüleni yoksa hakikaten bir insan için en zor hayat şartı olur. Yani o zaman insan acize düşer, ümitsizliğe düşer ve hakikaten hayattan tad almamaya başlayabilir. Bu işte son yıllarında en büyük problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, dünyada özellikle teknolojinin gelişmesi, hayat standardının yükselmesi ve insanların bu haz ve hız peşinde koşan tavırları insanları biraz daha ben merkezli, ben daha nasıl mutlu olurum, ben daha iyi nasıl yaşarım, yani ötekiyle asla ilgilenmeden, onun problemini asla düşünmeden, bana ben lazımım, benim için önemli olan benim, ben mutlu olayım, altta kalanı canı çıksın gibi bir anlayış egemen olmaya başladıkça dünyada hakikaten yalnızlık başlamaya başladı. Çünkü sizin yalnız kalmamanız için bir başkası adına bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani annelerin, babaların, hocaların sevilmesinin sebebi nedir? Onların evlatları adına, talebeleri adına, komşuları adına yaptıkları fedakarlıklarıdır. Ödedikleri bedeldir. Yani insan bir başkası adına bir bedel ödüyorsa, bir sıkıntıya giriyorsa, bir risk alıyorsa Cenab-ı Hak onun karşılığında ona da bir takım imkanlar lütfediyor. Ama insanlar bugün başkası adına hiçbir şey yapmadan kendileri mutlu olmak gibi bir hedef seçmişler kendilerine. İşte bu çıkmaz bir sokak. Yani hiç kimse başkası adına bir fedakarlıkta bulunmadan, alnı terlemeden, emek vermeden ben başkaları tarafından sevileyim, başkaları diyalog kurayım, başkaları benimle ilgilensin, bu mümkün değil. Yani dolayısıyla ne kadar başkası adına fedakarlığınız varsa o kadar mutlu olursunuz. Bugün işte yaşadığımız dünyada böyle bir durum. Yani hocam hemen şunu sorayım mı aradım? Mesela modern yalnızlık süreci işte. Evet, ontolojik yalnızlık evet. Diyoruz ama maalesef böyle yürüyor. Şunu soracağım. Mesela Allah-u Teala'nın kendisine nasıl muamele edeceğini merak eden bugün onun yarattıklarına nasıl muamele ettiğine baksın diyor. Aynen. Mesela bir insanın huzur evindeki annesini bayramdan bayrama bile hatırlamayışı Cenab-ı Hakk'ın ona olan muamelesine de etki edecek değil mi? Kesinlikle. Ya da bir hastayı ziyarete gitme kesinlikle. İşi. Kesinlikle. Ya da bir fakiri terslemesi. Kesinlikle. Yani ben kulumun zannı yanındayım diyor ya, zannının yanındayım, zannı gibiyim. Beni nasıl zannediyorsa, kul benimle ilgili ne düşünüyorsa, başkaları için ne düşünüyorsa ben de ona göre ona muamele ederim mealinde. Dolayısıyla bizim niyetlerimizi tahsiye etmemiz, yani hem Allah'la ilişkilerimizde hem Allah'ın bize çizdiği hizmet alanındaki, ibadet alanındaki, ilişki alanındaki hedeflerimizi çizerken bunu öne çıkarmamız gerekiyor. Ve hakikaten anne babamıza, komşumuza, arkadaşımıza, meslektaşımıza olan ilişkimiz bizim nasılsa onun ve Allah'ın da bize muamelesi ona göre olacak. Eyvah. O yüzden hep işte dönüp dolaşıyor söz. Sözün başında söylediğimiz o din nasihattir veya din samimiyettir veya ameller niyetlere göredir. Hadisi ekseninde yoğunlaşıyor. Çünkü asıl olan kalp. Yani kalbimizdeki duygular. O yüzden yani peki, o zaman, la tuzigh kulubena diyoruz. Yani kaymasın kalpler. O zaman soru şu hocam mesela. Evet. Seyredenlerimiz içerisinde belki şöyle düşünen de olabilir. Ben madem ki asıl olan kalp ve asıl olan samimiyettir, namaz kılmama gerek yok, oruç tutmama gerek yok. Çünkü ben samimi bir Müslümanım. Böyle bir anlayış doğru bir anlayış mı? Şimdi iman, hulus, samimiyet bir mumsa, bir kandilse, bu kandilin yanıp devam etmesi, sönmemesi için bir fanus gerekiyor. Onu koruyan bir şişe, cam gerekiyor. Yani değilse esen bir rüzgar, yağan bir yağmur o yanan kandilin sönmesini etki edebilir. İşte o yanan kandili koruyacak olan nasıl fanussa imanı,
ihlası, takvayı da koruyacak olan ibadetlerdir. Yani ibadetlerimiz, ibadetlere devamımız ve orada bizim ihlas kaygımız, o bizim imandaki samimiyetimizi koruyacak olan önemli bir kalkandır. Bu yoksa, ibadetlerimiz yoksa, ibadetlerimizde ihlas kaygımız yoksa, zaman içerisinde bunların hepsi kaybolup gidecek. Yani. Peki Ekrem Hocam, sizinle başlayalım mı? Hadis-i şerifleri geciktirdik, merak ediyorum. Hangi hadis-i şerifi bizimle paylaşacaksınız oradan? Eyvallah. Siz okuyun lütfen. Bana 6 konuda garanti verin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuşunca doğruyu söylemek. Söz verince sözünde durmak. Emanet edilen şeyi iade etmek. Namuslu olmak. Gözleri haramdan korumak, ellere hakim olmak. Ahmet bin Hanbel. Allah Allah. Bakın bu da nebevi bir metot. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman diyor ki şu 3 meseleye dikkat edin. Şu 4 hususa dikkat edin. Burada da bu 6 hususta bana garanti verin. Ben de size cenneti garanti edeyim diyor. 3 tanesi de ilginçtir. Aynı zamanda münafıklığın alameti olan şeyler, zıtları itibariyle. Evet. Yani Efendimizin hani ayetül münafiki, selâyetun diye başlayan bir hadis-i şerif var. Nedir hocam? Münafıklığın alameti üçlü. İzâ haddese kezebe. Yani konuştuğu zaman yalan konuşur. Evet. Yani konuştuğu doğrudur, yanlıştır. İşte samimiyet gene orada da çok önemli bir şey. Yani sözünün doğruluğuyla ilgili bir samimiyet derdi olmadığı için hemen bunu daha sonra ortaya çıkacağını da fark etmeden konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve izâ ve'ade ahlefe. Yani yerine getirebilirim, getiremem diye düşünmeden vaatte bulunur. Sonra da ya pardon olmadı deyiverir, yapmaz yapmayı verir. Bu önemli bir şey. Sonra veize tümine hane, yani kendisine bir şey emanet edilir. Güvenilir kendisine, yani sana güveniyorum şu problemi hallettiği bir emanet verilir, bir para verilir, imkan verilir. Sonra pardon kayboldu paranız veya işte o da münafıklığın üçüncü alameti. Allah muhafaza etsin. Evet. Size hangi hadis-i şerif çıkacak bilmiyorum hocam. Bu Bismillah arada diyelim, şöyle bir çekelim. Sizin bir fotoğrafınızı çekeceğim. Madem ki din samimiyettir, canlı yayında canlı canlı paylaşacağım bunu hocam. Peki efendim, teşekkür ederim. İslam samimiyettir diyerek. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir hadis-i şerif çıktı. Kur'an'ı okuyun fakat lafız ve manada haddi aşmayın. Onunla amelden uzaklaşmayın. Onu menfaat vasıtası olarak kullanmayın. Ve onunla servetinizi çoğaltmayın. Çok güzel bir dikkat gerçekten. Nasıl hocam? Bir daha okuyalım. Kur'an'ı okuyun. Evet. Okumakta problem yok. Lafız ve manada haddi aşmayın. Yani çok böyle teganni vesaire yaparak okuyacağım derken ezip büzmeyin yani şeyi, kıraati. Evet. Sonra onunla amelden, esas maksat onunla amel etmektir. Onunla amelden uzaklaşmayın diyor. Allah yani Kur'an'ın ruhuyla, manasıyla buluşun. Ona menfaat vasıtası, onu menfaat vasıtası olarak kullanmayın. Yani az bir bedel karşılığında satmayın diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. O mealli bir hadis-i şerif bu da. Ve onunla servetinizi çoğaltmayın. Yani Kur'an'ı hayatınızın merkezine alıp uygulayıcı olarak bakın. Ondan menfaat devşirmeyin diyerek uyarıyor. Allah muhafaza etsin. Allah hepimize ne kadar uymayı nasip etsin. Ahmet bin Hanbel'in müstedindenmiş bu da. İnşallah. Evet. Efendim hadis-i şerifler deyince bu Ramazan dedik ki her sahur sizinle bir güzelliği paylaşalım. Nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini hatırlatalım ve ertesi günden itibaren onu hayatlarımıza yaymaya çalışalım. Hadis-i şeriflere dikkat buyurun. Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlere göre değer kazanır, herkese niyetinin karşılığı verilir. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Niyet ettiği halde yapamazsa. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Üçüncü hadis-i şerifte bu. Gelin yarından itibaren her neyi yapacak olursak ben bunu Allah rızası için yapmaya niyet ettim diye gayret edelim. Meşru dairedeki her şeyden bahsediyorum. Birisine yardım edeceğiz. Allah için diye kalbimizde bir niyet olsun. İşe gideceğiz. Allah için gidiyorum diye kalbimizde bir niyet olsun. Birisini iftara davet edeceğiz. Allah için diye kalbimizde bir niyet olsun. Birisine iftara gideceğiz. Giderken karnımızı doyurmaya değil de Allah rızası için davete icabet etmeye gidiyoruz diye kalbimizde bir niyet olsun. Programa çıkacağız. Çıkayım da güzel bir şeyler anlatayım diye değil de Allah için diye kalbimizde bir niyet olsun. Çünkü
Bakın yazılan bir mektupta Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh oğlu Halife Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta ne diyor? Şunu iyi bil ki Allah Teala'nın kuluna yardımı kulunun niyeti kadardır. Niyeti eksik olursa Allah'ın ona yardımı da eksik olur. Niyeti tam olursa Allah'ın ona yardımı da tam olur. Yarından itibaren lütfen siz ve bizler de yaptığımız her ne varsa Allah'ın helal kıldığı onu Allah rızası için yapıyoruz diye kalbimizde bir niyet taşıyalım. Ama helal olmayan, Allah'ın müsaade etmediği şeyleri Allah rızası için yapmak olmaz. Yani niyet ettim Allah rızası için imsa kadar batak oynamaya. Olmaz. Allah'ın emrettiği güzel işlerde niyet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yarına taşıyacağımız sünneti bu olsun. Hocam bir de samimiyetin, din samimiyettir dedik, onun zıddı var. Evet. Riya aynen, diyoruz. Doğru. Peki riya ne? Riya aslında rea kökünden geliyor. Arapçada biraz kökünden de başlarsak daha iyi anlaşılmış olur belki. Riyada bir görmek var, bir göstermek var, bir rüya ile irtibatı var. Yani hani hayal ettiği şeyi canlandırmaya çalışmak var. Bir mir'at var. Aynı kökten geliyor. Yani kişi aynada kendisini böyle dev aynasında görmek gibi bir arzu var. Dolayısıyla riya insanın amel ve davranışlarında insanlar görsünler ama bunu çok daha büyük görsünler ve beni büyük sansınlar. Beni tazim etsinler. Beni olduğumdan fazla hissetsinler duygusuyla amelleri böyle göze sokarak. Somut bir misal verebilir miyiz mesela? Nasıl olur riya? Yani mesela, namazda riya nasıl olur mesela? Mesela insanların olduğu yerde, herkesin gördüğü yerde namaz kılarken tadil erkanı daha böyle uzatarak, daha rükular uzun secdeler, uzun secdelerin hakkını göre veriyor. Hocam Allah size yardım etsin bu arada. Hep herkesin gördüğü yerde namaz kılıyorsunuz. Ama müstakil kendi başına kıldığı zaman ise alnı yere değmeden veya işte rükudan kalktı mı kalkmadı mı belli olmadan böyle acele acele kıldığı halde insanların gördüğü yerde böyle yapmak mesela. Peki, tam bir riyası. Kritik bir soru sorayım hocam şimdi. Kendisi hızlı hızlı kılarken, hı hı, insanların olduğu yerde de yahu yalnızken hızlı hızlı kılıyorum, burada da hızlı hızlı kılayım ki samimi olayım demek de aslında şeytanın bir sağdan yaklaşması. Orada kritik bir yer var. Kesinlikle doğru. Yani en doğrusu insanların görmediği yerde de gördüğü yerde de o olması gereken ölçüyü korumaya çalışmak. İşin hakkını vermek. Evet. Hocam siz buraya kadar teşrif etmişsiniz. Sizden bir Kur'an-ı Kerim dinlemeden yolcu etmek istemiyoruz. Aziz dostlar, Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ekrem Nalbant hocamın kıraatiyle kalplerimiz serfiraz olsun diye hocama kulak veriyoruz. Buyurunuz bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من بسم الله الرحمن الرحيم رب
السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. الله razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Tam Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı, Kur'an ayında böyle ikinci sahur vaktinde dua ayetleriyle Rabbimize yakardık. Evet ya. Cenab-ı Hak inşallah kabul olmuş dualar gibi eylesin şu vakitteki bu duayı. Gerçekten. Ekrem Bey hocam, zannediyorum Bolu'da imsak oldu mu arkadaşlar? Geçmiş bile ama geçmiş. Bir 3 dakika geçmiş olsa bile hemşehrilerinize bir sizin dilinizle hayırlı Ramazanlar dilemek isteriz. Buyurunuz. Anneciğim, babacığımın ellerinden öpüyorum. Hayır dualarını bekliyorum. Bolu, bütün Bolu hemşehrilerimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Aşçılık var mı hocam sizde de? Yok. Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hani yani böyle... kendim biraz becerebilirim ama... Hiç şöyle bir şey yaptınız değil. Mı? Hani bir sahur vakti kalkayım ben hanım uyurken bir sofra hazırlayayım da onu kaldırayım falan gibi. Onu şu ana kadar yapmadım ama şimdiden sonra düşünebilirim. Ya bundan sonra zaten mecbur. Evde seyrediyorlarsa ne zaman o sahur gelecek milat, diye 28 gün bekleyecek hani halk. Allah razı olsun. Evet, İstanbul imsağına doğru vakit hızla ilerliyor. Vakit geldi, gecenin hikayesi. Şimdi samimiyet dedik, niyet dedik, Allah'a karşı samimi olmak dedik. Tam da buna denk düşen bir menkıbe. Vaktiyle bir dokumacı varmış. Hacca gitmek isteyen, gönlü oraların ateşiyle yanıp kavrulan bir dokumacı. Ama bir türlü nasip olmamış. Bir zaman niyetini etmiş, o da kafileye katılmış. Giderken onun varabileceğine böyle çok da ümit etmeyen birisi yaklaşmış böyle. Hoca, hayırdır sen de mi hacca gidiyorsun? Evet demiş ya, Cenab-ı Hak nasip ederse bizim de niyetimiz o. Neyle gideceğim, bir azığın parampulun? Az bir şeyim var ama Cenab-ı Hak doyurur bizi. İnşallah biz de haccını yapanlardan oluruz. Ya sen pek öyle bilmezsin duaydı, şeydi. Ne yapayım demiş. Bilenlere uyacağız. Onlarla beraber inşallah kabul olanların hatırına Cenab-ı Hak bizim de haccımızı kabul eder. Böyle bir niyet yola düşmüş. Cenab-ı Hak nasip etmiş, varmış, Kabe'yi tavaf etmiş, haccını eda etmiş. Dönüp gelecekleri sıra Mekke-i Mükerreme'den ayrılacaklar. O arkadaşlarından birisi hafif böyle onunla bir saf, çok samimi bir mümin safı, safiyet manasında ifade ediyorum. Dalga geçmek için hafif de yaklaşmış, demiş ki, hacım sen de beratını aldın mı? Yok demiş ya, berat o ne ola ki? Oo demiş, yapma şimdi, beratı almadan hac mı olur? Hepimiz beratımızı aldık. E nerede verirler onu demiş. O, git bir Kabe'nin avlusunda bir yalvar yakar, ola ki sana da verirler bizim berat. Eyvah demiş, böyle ağlayarak gerisin geriye koşturmuş Kabe'nin avlusuna. Yapışmış Kabe'nin örtüsüne ama samimi bir şekilde. Hani birisini anlatırlar, tutmuş Kabe'nin örtüsünden de diyormuş ki Allah'ım ruhumu burada al, Allah'ım canımı burada al. Ama bu sefer değil ya Rabbi, ama bu sefer değil ya Rabbi. Böyle değil. Samimi bir şekilde yapışmış, ağlamış. Ya Rabbi kullarım berat almış, benim berattan haberim yok. Beni mahcup etme, beni mahzun etme. Buralara kadar yıllardır istedim, nasip oldu. Şimdi geldim ama beratımı almadan geri gideceğim. Ben perişan olurum, ağlayıp, hıçkırıp, yalvarırken kendinden geçmiş düşüp bayılmış oracağı. Nasıldır, ne şekildedir bilmem. Cenab-ı Hakk'ın işi. Şöyle bir gözlerini açıp uyandığı vakit yanı başında böyle nurdan yazılarla bir şey, onu birisi getirmiş vermiş, demiş ki al işte bu ne, bu nedir, bu senin beratın. Almış onu, koklamış, kokusu bir başka, yazısı bir başka, bu dünyadan değil gibi. Koynuna saklamış, koşmuş arkadaşlarına yetişmiş. Arkadaşlar da kendi aralarında gülüşürken ne oldu demişler, aldın mı beratını? Hah aldım ya demiş, işte burada. Çıkartıp arkadaşına gösterince bu defa arkadaşı düşüp yığılmış olduğu yere, elinde bir berat. O kendine gelmiş. Nasıl oldu? Yalvardım, yakardım. Cenab-ı Hak lütfetti. Artık benim de sizin gibi beratım var. Hatta demiş ben bunu kaybederim belki. Siz de dursa da. Ölünce siz benim kabrime koyuverseniz olmaz mı?
olur demiş arkadaşları hay hay. Yaptıklarından da birazcık çekinerek o dokumacı memlekete dönmüşler. Gün gelmiş, emri hak vaki olmuş. Berat arkadaşında, arkadaşı da böyle güzel bir sandığın içerisine onu koymuş çoluk çocuğuna demiş ki aman bize emanettir. Bu günü geldiğinde işe yarayacak, sakın dokunmayın. Arkadaşı şehir dışındayken dokumacı vefat etmiş. Dönüp gelince eyvah demiş ne oldu? Babacım işte vefat etti dokumacı. Onun emaneti vardı ne yaptınız? Baba biz bilmiyoruz ki demişler emanet. Hemen koşmuş eve o sandığı karıştırıyor arıyor falan. Berat yok. Eyvah demiş ne yaptık? Hanım gördün? Yok haberim yok. Yalvar yok. Dönüp gelmiş kabrinin başına boynunu bükmüş. Kendi kendine onunla dertleşirken demiş ki kusura bakma demiş. Bir söz verdik ama yok o Berat'ı bulamıyoruz. O sıra hatiften bir nida gelmiş. Biz birine berat veririz de onu mahzun mu ederiz? Berat sahibini bulmuştur. Gerçekte böyle bir şey olur mu? Olmuş mudur? Bilmem. Asıl olan hisse ise eğer şuradan alınacak, kıssanın nedenine, nasılına, niçinine, acabasına buraya kafa yormaya gerek yok. Hisse almaksa bir kulun samimiyeti, bir kulun gönülden niyazı, bir kulun Cenab-ı Hakk'a karşı güzel zannı onu bir berat sahibi ediverir. Ve Ramazan-ı Şerif aslında koynumuza saklayacağımız nurdan yazıları olmasa da o mis gibi kokusunu alıp bir komşuya emanet edemesek de bir berat getirir her birimize. Gelir ve kapıyı çalar elinde bir berat getirdim diyerek yeter ki kapılar kapalı olmasın. Yeter ki çalınınca kapı açılsın ve o misafir içeri buyur ediliversin. Hisseyi almak size düştü ve canım İstanbul ve aziz İstanbul. Nur topu gibi bir orucunuz daha oldu. Niyetleri aman sağlam ve samimi yapalım. Şu andan itibaren niyet ettik Allah rızası için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashab-ı kiramın, evliya-i kiram hazeratının tuttukları gibi bir oruç tutmaya diyelim. Allah kabul etsin, Allah mübarek etsin. Hocam siz varken ezan-ı Muhammedi'yi canlı canlı dinlemek isteriz. Eyvallah. Buyurunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resul. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâ. Hayya!
Efendim geldik bir sahurdan kalplerinin daha, üzülerek ifade edeyim, sonuna. İki kıymetli misafirimiz vardı bugün. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz. Eddinün nasiha, din samimiyettir dedik, niyetten konuştuk. Gönlümüze bir sızı düşürecek, kulağımıza bir kar suyu kaçıracak bir muhabbet oldu. Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim, teşekkür ederiz. Teşrifiniz İnşallah. İçin, güzel muhabbetiniz için, vakit ayırdığınız İnşallah hayırlara için. Vesile olmuştur. Her son bir başlangıçtır aynı zamanda. İnşallah hayırla başlamış oluruz bugünümüze. İnşallah. Aynı zamanda Ramazan'ın da başlangıcı olduğu için inşallah hayırlarla devam ederiz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Vay. Geçen seneki Ramazan'ın böyle tabiri amiyaneyle bir tık üstüne çıkarsa oh diyeceğiz. İnşallah, elhamdülillah tabii. Diyeceğiz inşallah. Bir hediye kabul Efendim, buyurunuz Cenab-ı Hakk'ın çok kelamı. Teşekkür ederiz. Kur'an sağ olun. Allah razı olsun. Çok Allah razı olsun. Ekrem Nalbant hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Teşrifiniz. Demin siz kasideyi okurken bu kuş böyle öttü ama isminizi zikredince de öttü. Farkında mısınız? Ekrem Nalbant dedim. Öyle gönülden. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sadağınıza kuvvet versin. Gönlünüze bereket versin. Teşekkür ederim. Bu hediyeyi de kabul buyurunuz. Efendim geldik programın sonuna. Yarın Allah nasip ederse saatler 02'yi vurduğunda biz Ebu Bekir Sifil hocam ve Hadi Duran'la biraz sohbet edelim, biraz muhabbet edelim diye huzurlarınıza geleceğiz. Ben arada bir söylerim. Halden anlayanlar yakışıyor yakışıyor derler. Bazıları da yahu amma kibirli adam derler. Onlar öyle demesin istirhamıyla bir şey söyleyerek veda edeyim size. Yarın sahur vakti olduğunda canınız bir sahur programı seyretmek istiyorsa yapacağınız tek bir şey var. Şöyle koltuğa kurulacaksınız, elinize kumandayı alacaksınız. Onlarca alternatifiniz var. Ama canım bugün program seyretmek istemiyor. Azıcık muhabbet edesim var diyorsanız yarın saat 02'de nasipse biz burada sizi bekliyor olacağız. Allah'a ısmarladık. Hayırlı sabahlar olsun.